bakırçaytürk.com. Merhaba değerli izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül 2023 Cumartesi. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Türkiye'nin gündemine oturan bir konu var ve konuğum bugün Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arzu Şentürk Salık şu anda stüdyomuzda. Neden önemli bir konu dedim? Medyada takip etmişsinizdir, belki bilenleriniz için söylüyorum. Agrobay Seracılık'ta işten çıkartılan 23 Ağustos tarihinde işten çıkartılan iki beyaz yakalı işçinin ardından bir takım eylemler başladı. Bu kamuoyunda, medyada direniş olarak lanse edildi. Ardından olaylar gelişti. İşte eylem yapmaya falan çalıştılar. Polis, jandarma müdahalesi vesaire. İşten ayrılan işçiler bazı iddialarda bulundular. Bu iddialar burada var. Hepsini şimdi Arzu Hanım'a soracağız, konuşacağız. Olayın iç yüzü, aslı nedir? Bunları konuşacağız. Hepsini tek tek sormak istiyorum. Tabii ki. Müsaade ederseniz. Tabii ki. Ondan önce programa başlarken bir şey dikkatimi çekti. Tarım Sen diye bir sendika varmış. Şöyle göstereyim. Ekranda da zaten görüyorlar. Biz bu tanıtımı yayınladıktan sonra, sizinle yapacağımız programın afişini yayınladıktan sonra bir şey paylaşmışlar. Ona ben bir iki kelime edeyim, ondan sonra sohbetimize başlarız. Murat Karakaş'ın konuğu Arzu Hanım'mış. Pardon, patronların medyası da var diye başlık atmışlar. Kanalımıza ortak olmuşsunuz, benim haberim yok yani. Evet. Ama Murat Bey, yıllardır vahşi sömürü düzeniyle Agrobay Seracılık'ta çalıştırılan, bir aydır haklarını istedikleri için görmedikleri zulüm kalmayan hemşehrisi tarım işçisi kadınlara tek bir soru sorma gereği duymuyor demiş. Şimdi ben internete baktım, bütün haberler bu konuyla ilgili aleyhte. Agrobay Seracılık'ın aleyhinde yapılan haberler. Yapan medya kuruluşları da belli. Yani kadınlar söyleyeceklerini söylemişler. Ben bir daha mikrofon uzatsam kesin bana da aynı şeyi söyleyecekler. Fakat bir de karşı tarafı, yani diğer muhatabı dinlemek gerekmez mi? Eğer gazetecilik yapıyorsanız, o haberci arkadaşlara sesleniyorum. Sizinle hiç başka röportaj yapmak isteyen bir Rıdvan Bey yapmış galiba. Evet. Evet. Bir de Avrupa basınından oldu. Hem gazete ve hem televizyondan. Evet. Ama bütün haberler, bakıyorum, zaten o kadınların, işten ayrılan kadınların sözleriyle dolu. Videolar vesaire. Yani oradan yeni bir şey öğreneceğimi zannetmiyorum. Söyleyeceklerini söylemişler. Şimdi Arzu Hanım ne söyleyecek? Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arzu Şentürk Salık ne söyleyecek? Ve bizim de sorularımız olacak tabii, tabii kendisine. Ki. Agrobay Seracılık'tan bahsedelim ama programın sonlarına doğru dilerseniz hemen girmişken programa bahsedelim. Şimdi siz 23 Ağustos günü iki beyaz yakalı işçiyi işten çıkarttınız. Evet. Ardından eylemler başladı. Evet. Neden çıkarttınız bu iki Şöyle, bunlar sendikalaşma faaliyeti içerisinde. Yani söylediğiniz diyorlar, gibi medyaya gelen haberler böyle. Sendikalaşma olduğu için işçiler işten siz çıkarıldı. Siz sendikalaşmalarını istemiyorsunuz. Ve 46. maddeye bağlı olarak çıkarıldılar. Bu yüzden dolayı tazminatlar da verilmedi. Şimdi kısaca özetliyorum. 23 Ağustos'ta çıkardığımız iki beyaz yakamız var. Biri ziraat teknikeri, biri ziraat mühendisi. Bu arkadaşların çıkışını verdiğimiz gün akşamında burada gördüğünüz üzere 31 kişi olan serada çalışan tarım işçilerimiz işletmemizin giriş çıkışını kapatıyor. Evet. İsterseniz görsel olarak da izletebilirim. Dolayısıyla 32 değil miydi? 31. Şöyle. Evet, toplamda 39 kişi var arkadaşların söylediği. Bunların 8'i işverenci çıkış. 4. maddeden çıkış. Geri kalan 31'i 46. maddeden çıkış. Biz neden 46. maddeden çıkarttık? Sendika bize İçeriden yabancı insanların girdiğini görünce bizim senden haberimiz yoktu. Bu 31 kişi 46. maddeden çıktı. Tabii ki. Neden? 25'e 2 demişsiniz galiba. 25'e 2'nin 46. bendi. Yani 25'e 2'nin içinde çok ciddi, çok fazla
alt maddeler var. Şimdi 25'e 2'ye diye geçiyor. Yüz kızartıcı suç var. İşte işverenin sırlarını ortaya koymak var. Bizimki doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak 25'e 2'nin 46. bendinden 25'e 2 burada yapıyoruz. Ama 46.sı yok. Ya yani. Şöyle bu 25'e 2'nin alt dokümanı olarak geçiyor. Şimdi 25'e 2 I maddesine kadar almış. Genel, evet, çok genel madde var. Doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıştan çıkış yapıyoruz. Peki kim bunlar? Bunlar görselde ve ispatlayabileceğimiz hem kamera kayıtlarında hem sosyal medyada var zaten. Bir ticarethanenin, bir özel mülkün giriş çıkışını 2 saat boyunca kapatıp, o gün servislerin giriş çıkışını engelleyip, içerideki çalışma ortaklarımızı dışarı çıkarmayan, dışarıdaki çalışma ortaklarımızın içine girmesini engelleyen insanların çıkışını verdik. Ben bu insanların hangisi sendikalı değil bilmiyorum. Bu iki kişiyi niye çıkarttınız? Ona bunlar şey oldu herhalde, yani ona üzüldüler, şöyle, ona tepki evet, olarak mı? Evet, çıktıkları için, yani dediler ki bizim mühendislerimiz çıkarsa biz çalışmak istemiyoruz. Buyurun. Çalışmak istemiyorsanız tabii ki gidebilirsiniz. Ama hiç kimse kimsenin, Murat Bey, özgürlüğünü kısıtlayamaz. Hele siz bunu devletin kadastral yolunda yapamazsınız. Size o şekilde mi şantaj yapılmış oldu? Mühendislerimiz tabii ki çıkarsa... Mühendislerimiz çıkarsa, bu videolarda da var. Mühendislerimiz çıkarsa biz çalışmayız deyip yolu kapattılar. Mühendisler neden bıraktırılıyor işten? Yani iddia şu ya, ondan soruyorum. Bunlar sendikalaşma faaliyeti içerisinde, siz de bunu istemiyorsunuz. Evet, bunu istemiyoruz diye iddia ediyorlar. Fakat peki, bizim diyorum ki bu olaylardan önce bizim sendikadan haberimiz yok. Yani ben bu beyaz yakanın sendikalı değil mi onu da bilmiyorum. Ben bu olaylardan sonra içeriden yabancı insanların girip, içeriden görüntü alıp, yalan yanlış beyanlarla karalama kampanyasını gördükten sonra diyorum ki kim bu arkadaşlar? Diyorlar ki Tarım Sen Sendikası. Bu nedir? Bizim bir sendikamız yok ki. İçeride örgütlenmiş bir sendikamız yok. Bu arada araştırınca şunu da öğreniyorum. Diyelim ki örgütlenmek istediler. Evet. Ben de karşı çıktım ya da kabul ettim. Bu sendikanın zaten Türkiye'de size masa oturup sözleşme yapacak yetkisi yok. Normalde bir sendikanın sizinle masaya oturup sözleşme yetkisi olması için %1 üyesi olması gerekiyor. Bu arkadaşların üye sayısı 1000'de 2. Yani diyelim ki bir sendika problemi var ortada. Evet. Zaten masaya oturup sözleşme imzalama yetkisi olmayan bir sendika var karşınızda. Şimdi buna üye olmuşlar mı, olmak mı istiyorlar? Hiç bilmiyorum. Yani evet. Bakın ben şu an içeride sendikalı var mı? Bu çıkanlar sendikalı mı? Hiç bilmiyorum. Benim çıkış sebebim şu. Ben 2 beyaz yakayı çıkarıyorum. Daha sonrasında 2 beyaz yaka haklarını vererek çıkarıyorum. 4. maddeden işverence çıkıştan çıkarıyorum. 4. madde neydi bu 2 beyaz yaka? İşverence çıkış. Yani tazminatlarını ödeyeceğim. Yani ben bu 2 kişiyle çalışmak istemiyorum. İstemiyorum. Sebebini söylemek zorunda değilsiniz. Evet, sebebi birazcık gizli olması gerektiği için söylemek istemiyorum. Yani başlığını, ipucunu şey yapsanız söylesin. Ahlaki koşullara uygun olmayan şeyler diyebiliriz. Anlıyorum. Yani sendikalaşma faaliyeti değil. Hayır, kesinlikle bu değil. Ben bu iki kişi sendikalı değil mi onu da bilmiyorum. Evet. Ve gelen siyasilerimize arayı bulmak isteyen, çünkü herkese bu lanse ediliyor. Sendikadan dolayı çıkarıldı. Diyorum ki lütfen siz buna ulaşabilirsiniz. Siz de iletişim halindeler. Bana bir getirin, görmek istiyorum. Bu çıkardıklarımdan hepsi sendikalı mı? Hepsi sendikalıysa oturup tekrar konuşalım. Şimdi bu 2 kişi çıkartıldı. Dediler ki o önünüzdeki listedeki işçilerde bu mühendislerimiz çıkarsa biz sizinle çalışmak istemiyoruz. Deyip. Orası da bir devlet kuruluşu değil, özel sektör. Kesinlikle. Çalışmak istemiyorsanız zorla çalıştıracak haliniz evet. Yok dediniz siz de. Buyurun çıkabilirsiniz tabii dediniz. Ki. Ama 2 saat boyunca bizim işletmemizin giriş çıkışı kapandı Murat Bey. Arkadan işçiler bağırıyor. Çocuğum hasta, eve gitmem lazım. Diğeri bağırıyor. Evde misafirim var, gitmem lazım. Ve siz kimin özgürlüğünü 2 saat boyunca kısıtlayabilirsiniz? Kimin özgürlüğü? Hak bu şekilde mi aranır? Evet. Varsa bir problemimiz gideriz yargıya. Otururuz birlikte. Çözeriz. Ya da artık şimdi şöyle söyleniyor. Mahkemeler 5 yıl sürüyor. Hayır. Arabulucular var artık. Gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Acı sürse de o yargının sorunu yani. Evet ama hani işçi, emekçi biz alın teri yiyoruz. Karşında 5 yıl boyunca onları zor durumda bırakıyoruz söyleniyor ya. Hayır, artık arabulucular var. Çok iyi niyetli. Gerçekten niyeti hak aramak olan insanlar arabulucuya gidebilir. Orada haklarını karşılıklı konuşabilir. Bir kere de bitirmiyorsunuz. Şöyle, bir kere de anlaşamadınız mı? Evet. İlk 2 hafta sonra bir toplantı daha yapıyorsunuz. Tabii onun prosedürleri var. Tabii ki. Şöyle savunuluyor bir de. İşte bir yolda bir kaza oluyor. Çocuk ölüyor. Bunun örneği de yaşandı. Oranın sakinleri yolu kapatıyorlar. İşte buraya köprü yapılsın filan. Bak burada hiç jandarma, polis müdahale etmedi. Ama orada niye müdahale etti, dövdü, kırdı filan diyorlar ama...
Oradaki farklı bir olay. Yani orada toplumsal bir istek söz konusu. Yani toplumun genelinin menfaatine olacak bir şey. Köprü istiyor mesela. Hı hı. Geçit istiyor. Ona ne diyorsunuz? Size bir şey sorabilir miyim Murat Bey? Evet. Geçen hafta Cuma günü kimler gözaltında alındı? Baktınız mı? İki haftadır. Evet. HDP il eş başkanı. HDP il eş başkanı. HDP ila ilçe eş başkanı. Neden? Niçin? Bir tek o benim burada var. 31 tane işimden bahsediyorum. Gelen oraya işçi sayısı en fazla 8-9 hadi 10 olsun. Geri kalan işçim nerede benim? Geri kalanlar hakkına girilmemiş mi oluyor? Neden o topluluğun içindeki insanlar işçiden başka insanların sayısı daha fazla? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Destek vermeye gelmiş olabilir mi? Ama neden? Bir tek o parti mi var? Evet. Bir tek o parti. Gözaltına alınanlar da listesi var. İncelemek isteyen herkes basın haberlerine girip bakabilirler. Bunun cevabını merak ediyorum. Bu kişileri işte çıkan haberler nerede? Hemen ben size... Gözaltına alınanların içinde sadece iki tane işçimiz vardı. 14 kişi gözaltına alındı. Lütfen bir ayrıntılarına 14 baksınlar. 14 kişi gözaltına alındı. Evet. Bunların hakları da vermediğiniz, tazminatını ödemediğiniz, işte diğer özlük haklarını karşılamadığınız, insanca koşullarda çalıştırmadığınız ileri sürülüyor. Yaklaşık 80 derece, yaklaşık değil, pardon tam olarak öyle yazılmış. 80 derece sıcakta çalıştılar diyor haberin bir tanesinde. Ben size kısaca bunu okuyayım sonra üstüne konuşalım. Tabii ki. Kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden işten atılan Agrobay işçileri direnişlerinin 30. gününde seslerini İstanbul'dan duymaya çalıştı. Konsolosluğun önünde. Ona da geliriz birazdan. Orası bence bu konunun en önemli oyu orası. Geleceğim. Lütfen oraya... Oraya bir lütfen. Mim koyalım değerli izleyiciler. Orası sanırım önemli. Bayburt'a bağlı İzmir Bergama'da bulunan Agrobay Seracılık'ta çalışan ve Tarım Sendikası'na, Tarımsen, üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan, oraya üye olduğu gerekçesiyle siz atıyorsunuz işten habere göre. Evet. Medyada dolaşan haberler bunlar. Bir basın açıklaması yaptı diyor işçiler. Alman konsolosluğu önündeki basın açıklamasına katılan Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil şunları söylemiş diyor. Devamlı ısıtılan yerde 80 derece sıcakta çalışan bu insanlara yıllarca bir su bile verilmemiş. Yüksekten düşmeleri rapor edilmiyor. Orada çamaşır suyuyla temizlik yaptırmışlar. Hepsi astım hastası. Hiçbir sağlık güvenceleri yok. Sigortaları, maaşları doğru düzgün yatmamış. Kadın işçiler ifadelerinde günde bir kez tuvalete gitme hakkımız vardı. İkinciye gidince kızıyorlardı diyor. Diye böyle sıralamış. Ne diyorsunuz? Şimdi ben bilmiyorum tarımla bilginiz var mıdır, ilginiz var mıdır ama şunu soruyorum. Tarımcı hiç, konuklarım olduğu zaman biraz ilgim oluyor ama onun dışında çok hiç olmadan da soruyorum. Bilgim yok. Evet. 80 derecede bir insan vücudu ne kadar dayanır? 100 derece kaynama derecesi bildiğim kadarıyla. 80 derece bizim sera plastiğimizin ömrü bile neredeyse yok olacak 80 derecede. Derece ne demek? 80 yani. Şimdi düşünüyorsunuz banyo suyunu 40 derecede banyo suyunda duş alıyorsunuz değil mi? Bitkinin kökleri kaynama noktasına kadar gelecek bir sıcaklıkta nasıl dayanabilir? Yanar biter kül olur. Yani şimdi işçi bunu söylüyor. Derdi var diyelim. Sinirle bilmeden söylüyor. Ya bir milletvekilinin. 80'i nasıl tespit etmişler peki? Ya yani? İşte bunu çözemedim. Bakın burada bütün sıcaklıklar var. Hepsi yazıyor. Sera içindeki maksimum minimum sıcaklıklar. Ha. Biz kesinlikle çok zor bir iş yapıyoruz. Kaç derece çok peki? Çok emek yoğunmuş. Bizim ortalamamıza baktığınız zaman yazın 34 derece ile 47 derece arasına çıkmış. Peki biz ne yapıyoruz? Bu arada günlük değerler. Sıcak olduğu için mesai saatlerimiz normalde 8 ila 4,5 olmasına rağmen onları da getirdim size. Burada çalışma saatlerimizi de görebilirsiniz. Sıcak zamanlar başladı. Günü söylüyorum size. 7. ayın 11 itibariyle mesai saatlerimizi 7'den 3.30'a çekiyoruz. Hatta dedik ki 6 2.30 yapalım. Dediler ki uzak köyden gelenler, Arzu Hanım biz çok uzaktan geliyoruz. İşte Ahlatlardan, Topallardan geliyoruz. Bizim tarlalarımız da var. Gece de oralara gidiyoruz. O yüzden eğer biz bunu 6'ya çekersek zorlanırız. Biz sırf o arkadaşları zora sokmamak için 7 ile 3.30 yani mesai saatlerimizi çektik kaç zaten. Kaç saat çalıştırıyorsunuz günde? 7.30 saat çalışıyoruz. 8 de değil yani. Kesinlikle 7.30 saat çalışıyoruz. İddia şu ki 8 saatten daha fazla buyurun. Çalıştırdığınız mesai de vermediğiniz bakın, şeklinde. Bakın hepsi kayıtlı. Ve ben şunu söylüyorum. İddiaların hepsi bir suçlama değil mi? Evet. Yargıya gidelim. Herkes suç duyurusunda bulunsun. Eğer benim cevap veremeyeceğim tek bir şey varsa ben devletin kestiği parmak acımaz der. Cezama razıyım.
Müfettişler gelsin. 8 değil 7,5 saat çalıştırıyoruz. 7,5 saat normalde çalıştırıyoruz. Normalde 8 saat çalıştırma hakkınız var değil mi? Artı molayla hesapladığınız 8 molayla. Saat diyorlar. Evet. Biz artı 1 saat mola yapıyoruz. 7,5 saat çalışıyorlar, 1 saat molaları var. Yani 8 tuvalet saat diyorlar değil mi? Evet. Şu an her seralarımızda özel tuvaletler var. Her serada. Bakın. Günde bir kere izin veriyor diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya buna inanabiliyor musunuz Murat Bey? İnsanların... İnsan teknik olarak mümkün değil çünkü insanın tuvalete gitme ihtiyacı ve var. Siz ne de yapacak insansınız. Bu durumda? Bir robotla çalışmıyorsunuz. Aslında siz de insansınız. Yapacak hali yani. Yok insanın. Kesinlikle. Evet. Çok sıcak olduğu için bakın günde hem sabahları hem öğleden sonraları ayranlar dağıtılıyor. Göndermiyorlar demiyor. Gidiyorduk ama kızıyorlardı gitmemize diyor. İfadede iddiada öyle diyor. Yani lavaboya ikinci defa gitmemize kızıyorlardı şöyle, diyor. Şöyle örnek veriyorum. Bunu alışkanlık haline getirmiştir bir işçi. Hani işini kaytarmak için yapıyor olabilir. Orada bir amiri kızmış olabilir. Ama durup dururken bir kötüye kullanma yokken neden bir amir bedenen bir ihtiyacını gidermesi için kızsın? Yani mantıken bu bir ahlaki ve insan ruhuna uygun bir şey mi sizce? Yani evet. Ha, dediğim gibi yani sonuçta insanla çalışıyoruz. Farklı görüşte olanlar vardır. Daha disiplinli olan beyaz yakalarımız vardır. Farklı davranıyor olabilir ama... Bizim şirket bakış açımızdan kesinlikle bizim, ben işçimiz demiyorum zaten, onlar bizim emekçimiz. Aynen. Bizim çalışanımız olmazsa biz ne yaparız ki? Başımızın tacı onlar bizim zaten. Evet, eyleme katılan işçilerden Şirin Yıldırım, fabrikadaki çalışma koşullarının insanca olmadığını, işverenin haftada bir gün tatili bile çok gördüğünü, zaman zaman 3 hafta izin yapmadan çalıştıklarını anlattı. Yıldırım, buna rağmen ücret kesintisiyle de karşılaşıyoruz dedi. Hem ücretten kesinti yaptığınız ileri sürülüyor hem de haftada bir tatil yok. Zaman zaman 3 hafta üst üste tatil yapmadıklarını ileri sürüyor. Murat işçiler Bey bizim burada. Haftalık tatilimiz pazartesi günleridir. Onları evet. Da yine bilirsiniz Bergama'mızın pazarı pazartesidir. İnsanların tabii ki çok ciddi devlet bağlı işte kamu sektörüne bağlı işleri de olduğu için bu yüzden hafta içindeyiz. Şöyle olmuştur. Çok yoğun olduğumuz zamanlar oluyor. Örnek veriyorum şimdi Kasım'ın sonunda çok ciddi hasatlarımız başlayacak. Ya da güneşlenme miktarı arttıkça Nisan ayından sonra hasat sayılarımız çok artıyor. Biz günde yaklaşık 10 tıra yakın ürün gönderiyoruz. Bu zamanlarda mesai yapıyoruz, çalışma yapıyoruz ama 1'e 2 şekilde yevmiyelerini ödüyoruz. Yani haftalık tatil yapmadım diyelim. Geldiyse karşılığını alıyor. Tabii ki alıyor olarak. Ve bu dönemsel dediğim gibi Kasım'ın sonunda olur bu 2-3 hafta. Bakın burada da var. Mesaiye kaldıklarında mesai... Bütün bordrolarda bakın. Ne yazıyor? Uzak olduğu için seçemiyorum. Okuyorum hemen. Evet. Ağustos 2023 maaş artı fazla mesai hafta sonu genel tatil ücreti. Bütün bordrolarımızda hepsini dökümanı yani var. Günde 8 saatten fazla da çalıştıkları takdirde mesailerini de alıyorlar. Tabii ki alıyorlar. Evet. Kesinlikle ve alıyorlar. Ve tatil çok yoğun olduğunda pazartesileri çalışmak durumunda kalındığında çift yevmiye ödüyorsunuz. Aynen öyle. Maaş yani ücret kesintisi dediklerini de hemen aktarayım size. Yasal olarak şöyledir. 6 gün çalışırsanız, 45 saat çalışırsanız tatil günü hak edersiniz haftada bir gün. Ama bu 45 saati doldurmazsanız o tatil günü hak etmezsiniz. Bu yasal bir kuraldır. Bu bizim oluşturduğumuz bir kural değildir. Bizim bunu yapma sebebimiz neydi onu da söyleyeyim. Benim amacım burada işçi çalışanımızın parasını keseyim, sigortasını eksik getireyim bu değil. Şimdi... Takdir edersiniz ki yaklaşık 600 çalışanlı bir firmadayız. Devamsızlıkların önüne geçmek için yaptık biz bunu. Yani dedik ki arkadaşlar bakın böyle bir kural var. 6 gün gelmezseniz bir gün izin hak etmiyorsunuz. Bu kural yani bu benim ekstra yaptığım bir şey değil. Devamsızlığın önüne geçmek için. Neden devamsızlığın önüne geçiyor? Çünkü işlerimiz aksıyor. İşlerimiz aksayınca ne oluyor? Üretimimizi yapamıyoruz. Bu da yasada var diyorsunuz. Tabii ki yasal bir hak bu. Ben yasal olmayan tek bir şey yapmıyorum Murat Bey. Şöyle düşünün. Agrobay Türkiye'nin APA'nın en büyüğü dünyanın ikinci büyük işletmesi. Bunlara ihtiyacı olan bir firma olabilir mi sizce? Yani şuradan keseceği parayla mı sizce burası dönüyor? Bunlara mı bağlı yaşıyor burası? Bunu çok merak ediyorum. Yani olaya birazcık farklı açıdan bakıldığını düşünüyorum. Neden bu şekilde gündeme geldi bilmiyorum. Şimdi söylüyorlar bu aralar çok ünlü oldunuz. Ben diyorum ki eğer bilmiyorsanız bu sizin probleminiz. Biz yeterince ünlü ve ülkeye döviz getirisi olan bir firmayız. Yani bunu bilmemek sizin suçunuz diyorum. Benim ünlü olma işimden değil. Evet. Şimdi bir de maaşlar ödenmiyor dediler. Tamam, görmek isteyenler olursa Ağustos ayı, kesintiden Temmuz ayı. Hayır, olmuş. Dediler ki 3 aydır maaş ödenmiyor. 3 aydır ödenmemiş. Bu arkadaşlar o yüzden kapıyı kapatmış. Ben onu duymadım. Evet. Buyurun. Son 3 aydır mı ödenmiyor? Haziran ayı. Evet.
Temmuz ayı. Bu tümünün, tüm işçilerin ödendiğine dair mi? Yoksa aralarında şöyle, ödenmeyenler mi? Ödenmeyen dedikleri için. Yani burada kim varsa bu listede 46. maddeden ben onların evraklarını getirdim size. Ha, onların evrakları. Aradan işçi seçmedim ya, yani. Almıyorum diyenlerin aldıklarına dair evet. Belki. Evet. Evet. Tamam. Ya işte şunu soracağım. Şimdi hepimiz 39 işçi diyorlar onlar. 8 tanesi işverence çıkış, 31'i 46. madde. Bunlara odaklanırken şimdi diyelim ki maaş verilmiyor. İçeride şu an 450 çalışan var en son çıkışlardan sonra. Onların şikayeti yok mu? Yani şu an size 3 ay maaş ödenmeyen bir yerde kim çalışır? Şu ekonomik şartlarda çalışabilir mi? Çalışmaz. Yani. Bakın biraz önce söylediğiniz haberde konsolosluk haberinden sonra Perşembe günü zannedersem ertesi gün sabah seraya girdim. Bir hanımefendi yanıma geldi. Bazen de tabii onların açısından biz de bakamayabiliriz. İşçi mi? Evet. Dedi ki Arzu Hanım size bir şey sormak istiyorum. Ve yanlış bir şey sorarsam da lütfen dedi cahilliğime verin benim ağzım görün. Buyurun dedim tabii ki. Dün dedi arkadaşlar Alman ve Rus konsolosluğuna gitmişler. İşçi partimizin milletvekili de onlara destek vermiş. Bir demeç okumuş, bilgiler söylemiş. Şimdi bunların amacı Agrobay ürün satamasın, Agrobay kapansın mı dedi. Ben de öyle algıladım dedim herhalde. Bunun için gittiler, öyle düşünüyorum dedim. Peki dedi. O 39 işçi de biz neyiz Arzu Hanım dedi. Biz burada 450 kişiyiz şu anda dedi. Evet. Agrobay kapansa ve biz işimizden olsak o zaman dedi bizi destekleyecekler mi? Ya da ne yapacaklar bizim için dedi. Farklı bir ekmek kapısı açacaklar mı? Ben buradan dedi iki çocuğumu okuttum. Bir tane iş yeri açtım. Ben Allah razı olsun sizden dedi. Soruyorum dedi lütfen beni şey dedi beni basına çıkarın dedim ki bak şimdi olmaz. Şimdi olursa sana para verdim olur. Seni konuşturdum olur. Ama sonra çıkaracağım. Size söz veriyorum dedim. Bu olaylar yatışsın, bitsin, yargı sonucunu versin. Medyanız varmış ya, tarım sen öyle diyor. Patronların medyası da var diyor. O medyada çıkar. Neden Rus ve Alman konsoloslukları değil mi? Evet. Niye? Bence konu bu. Neden Rus ve Alman konsolosluklarının önüne gidiyor? Bu iki ülkenin konsolosu, bu iki ülke sizin ihracat yaptığınız ülkeler mi? Sadece benim değil. Ülkemizin. Ben bu konunun... Ama sizin de aynı zamanda tabii ki. Değil mi? Evet. Yani Agrobay şöyle, Agrobay, ülkeye ihracat yapıyor. Sonra konuşacağız ama kısa bir bilgi vereyim. Agrobay jeotermal seracılıkta özellikle bu ülkede seracılığın ilk bayrağını dalgalandıran firmadır. Yani hem bölgemizi hem ülkemizde. Şimdi Agrobay'ı kullanarak, Agrobay adı altında Rus ve Alman konsolosluğunun önüne giderek... Bakın Murat Bey, bundan 4-5 yıl önceye kadar Hollanda'da gaz problemi olmayana kadar... Avrupa bizde 1 Nisan'dan sonra ürünü almazdı. Alırdı. Ama nasıl alırdı biliyor musunuz? Hollanda'nın ürünü çıktığı için size ton başına koto koyardı. Şimdi? Şimdi koymuyor. Ve bizi 4-5 yıldır piyasasına aldı. Neden? Bir, Hollanda'nın gazı maalesef problemli olduğu için bize muhtaç oldu. İki, biz Türkiye olarak tarımda evet hala olması gereken yerde değiliz. Kesinlikle oturup araştırmamız gereken ve hepimizin elini taşın altına koyması gereken birçok nokta var ama örtü altı yetişti. Özellikle modern seyircilikte son zamanlarda gittikçe büyüme ivmesiyle gidiyoruz. Dolayısıyla ben bu son yapılan olayın ve bu olayların şimdi düşünelim. İki beyaz yaka çıkıyor. 31 kişi bu ekonomik zor şartlarda hangi cesaretle çıkıp giriş çıkışı kapatıyor? Bunlar olduktan sonra şimdi daha yeni algılıyorum. Bu 31-32 kişi yani çalışmaya ihtiyacı olan... Tabii ki şu an ne diyorlar? 32 gündür işimiz yok. İnsan. İşte şöyle ihtiyacız, böyle ihtiyacız. Şimdi bu kadar basit mi? Yani ben bile yani bir işveren, aynı zamanda bir işçi olarak bu kadar cesaretli olamam. Çünkü hayatınızı alt üst ediyorsunuz öyle değil mi? Her şeyi göze alıyorsunuz. Bu konsolosluktan sonra dedim ki burası Agrobay değil bu insanların hedefi. Ülke. Vatan toprakları. Çünkü yavaş yavaş Avrupa'ya açılıyoruz. Ama işçilerin Avrupa bizi kabul etti. Şey değildir o. Yani o 31, İşçi değildir. Ama arkada işçinin... kimler var? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi 32-33 gündür işlemler devam ediyor. Geliyorlar gidiyorlar. İşte İstanbul'a gidiyorlar. Şimdi bir sendikanın en büyük geliri nedir? Üyelerine aidat. Aidatlarıdır. Değil mi? Evet. Yetkili bir sendika olmadığı için bir aidat geliri de yok. Kim destekliyor yetkili bu arkadaşları? Yetkili sendika olmadığı takdirde aidat geliri olmuyor mu? Tabii ki olmuyor. Ha. Üyeler yetkili olmadığı için aidat ödemiyor. Ödemiyor. Bu tarım sene böyle kaç üyesi var dediniz bunun? Binde iki. Evet. Yani ben şimdi bu konsolosluk olayım. Bu sendika varlığını nasıl idame ettiriyor? Tabii ki. Kim destekliyor bu arkadaşları? Ve neden benim ülkem Almanya ve Rusya konsolosluğunun önünde tarımda bu kadar... Bakın geçen Ağustos'ta açıklanan rakam yaz sebze meyve ihracatında 2 milyar dolar.
ve bunun başını 360 milyona domates çekiyor. Çok ciddi bir ivmeyle gidiyoruz. Daha da büyüyeceğiz. Ha, onu söyleyeyim. Yani bu yapmak istediklerini de başaramayacaklar. Çünkü hiçbir şey yoktur emeğin karşılığında duracak olan. Kim bu olan. Yapmak isteyenler? İşçiler değil yani onlar. Ben işçiler değil zaten. Problem ne biliyor musunuz? Şu an işçi evet. mağduru olan Agrobay görünüyor ya. İşçileri kullananlar kim? Aynen yani işte sizce? Bunu çok merak ediyorum ve yetkililerden. Ve buna gücü olan, görev olan herkesten ben bunun ayrıntılarına bakılmasını istiyorum. Çok önemli bir nokta. Çünkü Agrobay, bakın. İlk günler tabii olayı anlayamıyorum, canım sıkıldı, büyük amcam aradı. Dedi ki niye canını sıkıyorsun dedi ya. Orası benim abimin emaneti dedi. Bir günde kapatırım dedi. Ben oradan ekmek kazanmıyorum ki. Bir gün. Neden kazanmıyorsunuz o kadar, günde 10 tır? Şöyle bakın, kazanıyorum ama ben karnımı oradan doyurmuyorum. Ben Bayburt grubun aile şirketiyim. Tarım ve hayvancılık bölümündeyim. Şirketimizin %2'si Murat Bey. Tarım ve hayvancılık şirketimizin %2'si. Şunu demek var, istedi evet. yani. Ben oraya muhtaç değilim. Ama tek emeğim, tek sebebim abimin emaneti. Bölgeye hayranlığım var. Çünkü abim oraya geldi. Orada konuşlandı. Ama bir gün dedi. Bir günde kapatır çıkar giderim dedi. O zaman dedi. Orada çalışan insanların vebaline şu an bunları yapan insanlar öder dedi. Çünkü ben bugüne kadar 22 yıl boyunca burada emek vermişim. Bölgeye sadece üretim değil. Bir sürü sosyal projelerimiz var. Bergama'da kreşimiz var. Dikili'de camimiz ve altında kreşimiz var. Şimdi rahmetli babamın bir meslek sesi yapıyoruz. Maalesef maddi sıkıntılarımızdan dolayı birazcık uzadı. Dördüncü yılındayız. 300 milyon TL'lik bir yatırımımız var. Ve gerçekten anlayışından dolayı da Adil Başkanımıza ve şu anki kaymakamımıza Ali Edip Budan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir an önce bitirmemiz gerekiyordu. Ekonomik sıkıntılarımızdan dolayı uzattık. Devam da edeceğiz. Açıklamanızda yani, kaymakamlık filan bizi desteklemedi, böyle yalnız bırakıldık demişsiniz. Rıdvan Bey'e verdiğiniz röportajda. Evet, Bergama Kaymakamlığından maalesef beklediğimiz desteği alamadık. Ben hep şunu söyledim, bakın izinli bir eylem ve gösteri olması gerekirken her gün işletmemizin önüne geliniyor. Gelinebilir, bu arada sıkıntı yok i̇zinli benim için. İzinli mi bu? Değil. İzinsiz. Değil. Zaten müdahale etmiş ama jandarma. Evet ama çok sonra. Öyle mi? Evet. Hatta işte birinin bir yeri kırılmış, birinin birine bir şey olmuş gibi iddialar da var. Jandarmanın müdahalesi sonrası. Görüntüyü izlediniz mi bilmiyorum ama bilerek gidip kalkana kafa falan atmaya kalkışıyor işçiler. Yazık gariban, jandarmamız ellerini falan kaldırıyor ben yapmadım diye. Yani çok ciddi bir provokatör var ortada. Farklı boyutlara getiriliyor olay. Yine söylüyorum bakın, konuştuğumuz her şeyi Mersi Evran'ı getiriyorum ama. Kim götürdü konsoslukların önüne bu işçileri? Kimler organize etti? Sözüm ola Tarım Sen diye söyledim. Seni de götürüyor. Tarım Sen götürdü. Tabii ki. Tarım Sen de diyorsunuz, geliri yok. Parayı nereden buluyor götürüyor? Evet, kim destekliyor? Çok yani, merak ediyorum. Bu işleri yani, oraya götürmek bile bir maliyet değil mi? Bu arada sendikalaşmanın da yolu bu değildir zaten. Eğer sizinle masaya oturan bir yetkili sendika varsa gelir, yönetimle konuşur, örgütlenmek istediğini söyler. Karşılıklı istişarede olur. Karar verirsiniz ama yöntem bu değildir. Yine söylüyorum, bu ülkede bu şekilde hak aranmaz. Varsa herkesin bir iddiası, gider savcılığa suç duyurusunda bulunur. Her şeye razıyım ben. Tamamen her şeyi yargıyla çözeceğim. Sürekli bir arabuluculuk geliyor. Bakın bize AK Parti yandaşı olarak söylüyorlar. İlk önce arayı bulmamızı isteyen AK Parti'ydi, biliyor musunuz? AK Parti'den siyasi bir size bir şey soracağım. Buyurun. Bu kamuoyunda hep konuşuluyor, böyle bir şehir efsanesi var. Sayın Binali Yıldırım sizin gizli ya da aleni ortağınız mı? Şöyle, bence sosyal medyaya bir bakın. Bir gün Binali Yıldırım'ın firması oluyoruz. Bir gün Emine Erdoğan'ın firması oluyoruz. Bir gün Tuncay Özkan'ın firması oluyoruz. Biz tamamen %100 Şentürk ailesinin kendi sermayesiyle kurulmuş bir aile. Gizli ortağınız da yok yani. Hiçbir gizli ortağımız yok. Bunu siz de duymuşsunuz. Dışarıdan bir ortağımız da yok. İşte Binali Yıldırım, Sayın Yıldırım geldiği zaman işte Agrobay'a uğrar. Eder. Çünkü orada hissesi var veya gizli ortağı filan gibi dedikodular Binali var Bey yani. En son ziyaretini geçen sene gerçekleştirdi Tarım Bakanımızla beraber. O da maalesef geçen sene 14 Temmuz'da süt çiftliğimizde bir yangın yaşadık. Evet, ben tam o sırada Bergama'ya araçla gelmekteydim. Ben yakalandım. Yaşadık. Geri dönüp Candarlı yolundan gelmek zorunda kaldım. Gerçekten evet. Çok büyük bir yangın yaşadık ve dışarıda başlayan bir orman yangını işletmemizi sardı. Ondan sonrasında tarıma dayalı organize sanayi bölgemizde bir açılış vardı. Ona geldikleri için geçmiş olsun ziyaretine bulundu. Ondan önce ne zaman geldi hiç hatırlamam. Daha önce de bir kere geldi. Neyse yani gelebilir. Evet ama budur amaçları yani tamamen böyle bir şey söz konusu aile şirketiyiz. Değil diyorsunuz.
Velhasıl şimdi bir başka şeye geçeceğim, bağlantılı bir başka konuya. Siz özetlemek gerekirse iki beyaz yakalı işçiyi ahlaki nedenlere dayandırdığınız sebeplerden dolayı. Evet, ama bakın onları 46. maddeden çıkarmıyorum. Evet. Onlar alıyorlar tazminatlarını ki, falan. Zarar görmesinler. Onları işverence çıkıştan çıkarıyorum. Daha sonra o gün akşamda bizim mühendislerimiz giderse biz çalışmayız diyen ve sadece o yolu kapatan, görüntülere herkes vakıftır. Buradan lisede göreceğimiz gibi sadece oradaki insanları çıkıyorum. Başka mühendisiniz yok mu bu iki kişiden başka? Var tabii ki. Niye bunları çok mu seviyorlardı? Demek ki bilmiyorum. Ben de orasını çözemedim Murat Bey. Herhalde uzun süre bir bağlılıkları vardı. Yöneticisi değişince acaba kendi alışkanlıkları, işte günlük yaşamları değişeceğini mi düşündü? Bilemiyorum. Bunlar var mı erkek sebebi? Mi kadın mı? Bir erkek bir kadın mı? Bir erkek bir kadın beyaz yakamız. Evet. Bunları siz işten çıkartıyorsunuz söylediğiniz nedenden dolayı. Evet. Sonra 31 kişi size diyor ki bunlar çalışmazsa biz de çalışmıyoruz. Orası özel sektör. Siz de diyorsunuz ki siz bilirsiniz. Tabii ki. Zorla çalıştıracak halimiz yok. Ama daha sonra işletmenizin önünü kapattıkları için, siz zor durumda bıraktıklarını düşündüğünüz için söz konusu maddeden dolayı çıkartıyorsunuz. Evet. Bakın bugün yine yapsınlar. O madde de tazminat filan ödemeyi öngörmüyor. İşsizlik maaşı bile alamıyorsunuz. Çünkü haklı fesih sebebi. Yani ve siz bir sonraki işe girdiğinizde bu maddeden çıkış olduğunu görünce size karşı taraf iş vermeyebilir. Ve bu aslında bu o konu yargının işi. Tabii yani yargıya intikal edecek. Kesinlikle. Ona mahkeme bu karar arada verecek. Ben bu işlerden suç duyurusunda bulundum zaten. Ona mahkeme karar verecek. Burada iddia edilenler, yani biz mahkeme değiliz. Mahkeme ayrıca ne karar verirse, iş mahkemesi ne karar verirse odur. Kesinlikle. Evet. O gün içeride olan eski bir bürokrat büyüğümüz de çıkamadı dışarıya. Kendisi de kendilerinden suç duyurusunda bulundu. Bilmiyorum ifadeye çağrıldılar mı? Biliyorsunuz işlemler uzun sürebiliyor bazen. Haberleri var mı? Ama sadece ben değil. O gün işletmede olup işletmeden çıkamayan insanlar da kendilerinden suç duyurusunda bulundu. Evet, dediğimiz gibi ona yargı karar verecek. Tabii ama ki. Siz bu çok kötü koşullarda çalıştırılıyor, şöyle yaptırılmıyor, böyle yaptırılıyor gibi iddiaları kesinlikle reddediyorsunuz. Bakın hemen söylüyorum. Belgelerle. GRASP diye bir sertifikamız var bizim. Evet. GRASP. Evet. GRASP neye bakar biliyor musunuz? Sadece işçinin sosyal haklarına bakar. Yani sizin ürününüzün kalitesiyle ilgili değildir. Tamamen içeride işçinin olduğu haklara bakar. Şimdi bu böyle olaylar olunca geçen hafta habersiz denetime geldiler. Ve en yüksek puanla geçtik. Habersiz. Evet. Bunların hepsi sertifikalı. Tabii Alman konsolosluğu, Rus konsolosluğuna raporlar vermiş ya sevgili işçi partimizin milletvekili. Onlar da hemen aradılar. Çünkü ben artık Avrupa'yla direkt en büyük marketlerinden biriyle direkt çalışıyorum. Dediler ki Arzu Hanım biz olayların farkındayız. Biz Agrobay'ı da çok iyi biliyoruz. Ama bir rapor geldiği için evraklarınızı istemek istiyoruz. Gönderdim. Habersiz denetim de gördü. Bizim için de geri kalan her şey teferruattır dedi. Ben sizin sertifikalarınıza bakarım ki habersiz denetim geçirmişsiniz ve bunu en yüksek puanla geçirmişsiniz. Ben buna bakar geçerim. Ben sadece bu ve özür diledi. Bu bilgileri istediğim için özür diliyorum ama bana bir konsolosluktan bilgi geldiği için göstermek zorundayım dedi. Tabii ki dedim. Onların içlerinden yine bunları isteyen evraklar da vardı. Bütün evraklarımızı, görüntülerimizi koyup gönderdik. Evet. Ve şu an yeni sezonda ne kadar tır göndeririz, ne yaparızın planlarını yapıyoruz. Bu arada yeni sezon derken gördüyseniz ürünlerimizi bile boykot etmeye çalıştılar. Gördünüz mü? Hatta boykot eden kim? İşte sözüm ona, işçilere çok üzülen, emeğe çok kıymet veren insanlar gidip böyle sesli anons yaptılar, okudular domatesler alınmasın diye. Hatta bir tane amca gidip domatesi alacakken vazgeçiyor. Ama şunu hiç düşünmüyorlar. Agrobay şu an domates üretmiyor ki. Ben daha 2 Eylül'de yaptım dikimimi. Ben Kasım'ın ortasında alacağım. Sembolik olarak eylem yapmışlar. Hayır diyor ki bu Agrobay'ın domatesi diyor, bunu alma diyor. Gidiyor. Bu nedir biliyor musunuz işte? Bu üreticiye. Ya bakın Agrobay değil, ben bunu söylemek istiyorum. Tarıma, üreticiye engel olmak istiyorlar. Bilmiyorlar mı işçilerimiz şu an içeride domates olmadığını? Hepsi çok tecrübeli olduğunu söylüyorlar. Ve kesinlikle benim işçim, tecrübeli işçim benden çok daha kıymetli. Çünkü biz çok emek yoğun iş yapıyoruz. Bitkiyi birebir o görüyor. Şimdi bunu biliyor da bu sezonda domates olduğunu bilmiyor mu? Bu Agrobay meselesi değil bakın Murat Bey. Bu Türkiye'nin seracılıkta hızlıca büyüyen ivmesinin önüne geçmek isteyen meselesi. Nereden çıktı şu anda? Ya bir nevi ikinci altın madeni vakası mı demek istiyorsunuz? Yani şöyle, hani altın madeninde insanlar çevreyi düşündü. İşte siyanürden dolayı
istemediler. Hani bir nebze diyorum da ki. Orada ortaya çıktı orada da. Yani tabii ki ama hani yine orada bir yere sıkıştırabiliyorum da ben bu olayı çözemiyorum. Şimdi sevgili siyasi büyüklerimiz de geldiler. Telefonla görüşüyoruz. Şunu söylüyorum ya. 2022 Şubat ayından beri Manisa'da bir firmada sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçiler var. 100 kişi. 380 toplam işçi. 100 kişi sendikadan çıkarılıyor. Bir tane vekil orada değil. Özgür Özel gitmemiş mi gitmemiş. Oraya? Gitmemiş. Bir de Manisa Milletvekili. Manisa Milletvekili. Ama dün kendisine sorduğum için söylüyorum dün size. Dün sizin oradaydı. Evet. Evet. Neden gitmediniz sayın vekilim oraya dedim. Kendi ilinizin fabrikası dedim. Ne cevap oraya verdi? Da gideriz. Biz her... Buradan çıkalım dedim. Dün gece başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne greve katılalım dedim hep beraber. Orada da işçiler grevde, eylemde. Gidelim. Buyurun. Diyor ki müzakere yapalım. Neden? 46. maddeyi değiştirelim. Tazminatları verelim. Bir de işe gelmek isteyen işe alalım. Efendim bu sizin işiniz mi? Buna karar verecek yargı. Ne benim sizin kendimi yormama ne sizin kendinizi yormanıza gerek var. Şöyle bir durum var. Buyurun. Şimdi belki şey diyecekler yine yani işçilerin şeyinde konuşuyor diyecekler ama yani şimdi bir özel sektör. Ben hep bugüne kadar özel sektörde çalıştığım için özel sektörü çok iyi bilirim. Yani sizin kuruluşunuz da bir devlet kurumu değil, değil mi? Bir özel sektör. Tabii ki %100 yani, kendi sermayesiyle kurulmuş evet, bir sektör. Evet, yani ben bu kişilerle çalışmak istemiyorum dediğiniz vakit çalışmayabilirsiniz. Ha, hangi maddeden çıkardığınız, sosyal haklarını verip vermediğiniz konusunu yargı karar verir, yargı çözer. Ona kimse bir şey diyemez. Kesinlikle bunu söylüyorum böyle ben böyle bir de. Hakkınız var. Tabii ki bunu söylüyorum. Zor koşullarda çalıştırmak konusuna gelince de bunu siz belgeleriyle burada reddediyorsunuz. İşte kesintilerin olmadığını, Murat Bey, maaşlarının şunu ödendiğini. Bakın şu an çalışan 450 çalışan var. Sadece seracılıkta hayvan çiftimize koyarsak 600 kişi çalışanımız var. Peki bu 39 insan şikayetçi de 600 insanın sesi çıkmıyor mu? Ki şöyle bir karışıklıkta değil mi? Hani diyelim ki korkuyor ama şöyle bir karışıklıkta tamamen basının da gücünü alarak değil mi? Bakın ben aynı zamanda Bergama neden ve Dikili onlar, halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da ediyorum. Neden gaza gelip de bu 30 kişiye katılmıyor? Evet madem böyle sıkıntılar var niye katılmıyor? Diyorsunuz. Evet, evet neden katılmıyor? Bakın Dikili halkı Bergama halkı o kadar çok teşekkür ediyorum ki. İnanın telefona yetişemiyorum. Her gün yüzlerce telefon alıyorum. Arzu Hanım biz sizi biliyoruz. Olayların ne olduğunu da biliyoruz. Oraya gelen zaten grupların içeriğine, paylaşımlara bakınca da çok iyi anlıyoruz. İyi ki varsınız. Bu bölgeye ekmek kapısı olan ilk firmalardansınız. O kadar çok telefon aldım ki ve dedim ki bir kere evet babamın buraya kurmasının sebebi jeotermal aslında ama çok doğru bir karar vermiş. Kuruluşunda rahmetliyle ben röportaj yapmıştım. 20 sene falan oldu galiba. Bir rivayette siz o bölgedeki tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi var ya malum. Evet. Agrobay olarak orada 60 dönüm mü 100 dönümlük yer mi aldınız? 38 dönümümüz var. 38 dönüm. Bir hanımefendi paylaşımından bahsediyorsunuz herhalde. Efendim? Bir hanımefendi paylaşım vardı onun mu? Evet. Oradaki 60 dönüm şeyi kastediyor anladığım kadarıyla. Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice Zeybek. Evet Hatice Hanım bence şeyden bahsediyor. Agrobay ilk 60 dönümle kuruldu. Şu an 600 dönüm. Benim çok iyi dostumdur kendisi. Hatice Hanım... O yani 60 dönüm okudum ben de ilk önce oradaki diye algıladım ama 38 dönüm, 38 dönüm yani, arazimiz var tarıma dayalı organ sanayide. Sizin orada yani bunu küçük görüp yeterli görmeyip daha çok yer almanız gerektiğini düşünen bazı mahfiller mi var? Böyle olunca da siz oraya daha çok girip böyle sizin pazarınıza da daha sonra ortak olup sizinle birlikte hareket ederek sizin gölgenize sığınmak isteyen bazı odaklar mı var da biraz da ondan hareket edeceğiz? Açıkçası yani bu açıdan hiç bakmadım. Böyle olduğunda çok düşünmüyorum. Çünkü daha çok böyle ülke bazında işte, örnek verdiğim gibi Rus ve Alman konsolosluğu. Neden? Yani niçin? Bu Agrobay'ı etkilemeyeceğini sadece ülkeyi etkileyeceğini kimse düşünmüyor mu? Sen 38 dönümlük yer dedik ya orada o şeyde oluşumda size neden 38 neden daha fazla değil diyen oldu mu? Yok hayır olmadı. Hiç öyle tepkiyle karşılaşmadık. O bir şehir efsanesi. Evet yok hayır hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Ama diyorsunuz ki bu tarımın son yıllarda işte gelişmesi, ihracatın gelişmesi ülke olarak filan bazı odakları şey yaptı. Ve sürekli de gelişecek. Kızdırdı. Çünkü çok açık önü. Önceden Hollanda'da... Niye şimdi?
Çünkü artık önü açıldı, pazarı açıldı. Tek pazarımız Rusya'ydı ve Rusya'da siyasi sebeplere dayandırırdı, başka sebeplere dayandırır. İstediği zaman kapıyı kapatırdı, istediği zaman kapıyı açardı. Siz Nisan'a kadar Avrupa'ya ürününüzü gönderirdiniz, Nisan'dan sonra kalırdı. Ve Nisan'dan sonra ne demek biliyor musunuz Murat Bey? Sericilikte, kışlık üretimde 1/3'ünü Nisan'a kadar alırsınız ürünün. 1/3 Nisan'dan sonra alırsınız. Aslında siz parayı zaten Nisan'dan sonra kazanırsınız. Avrupa'da bir kapatırdı kapıları. İçeride arz artardı. Talep düşerdi. Dolayısıyla fiyat düşerdi. Yazlıkta üretimlerde başlardı. Rusya'da kapıyı kapattı mı üretici biterdi. Peki söz konusu ülkelerin konsolosluklarının önünde eylem yapılması neticesinde o ülkelerden siz işçilere kötü davranıyormuşsunuz, bundan sonra sizinle çalışmayız diyen oldu mu? İşte biraz önce onu bahsettim. Çalıştığımız büyük marketlerden birisi aradı. Bu rapor geldiği için sizi arıyorum şu an. Ama ben dedi hani Agrova'yı da çok iyi biliyoruz dedi. Bu konunun böyle olmadığının da farkındayız dedi. Araştırdık da dedi. Basına da baktık dedi. Fakat rapor geldiği için bizim de bir cevap vermemiz gerekiyor. Gerekli evraklarımızı istedi. Habersiz denetimi sordu. Olduğunu söyledim. Çünkü yapılması gerekiyormuş anında. Bu sertifika kuruluşlarının hepsi yurt dışından yönetiliyor çünkü. Evet. Mesela PESİT'ten bahsediyorlar ya. Biz bütün analizlerimizi yurt dışında yaptırıyoruz Murat Bey. Türkiye'de yaptırıyoruz. Güvenmeyip. Çünkü ben ihracat yapamam ki zaten. Yani Avrupa'nın çok katı kuralları var. Sadece Rusya olsa ki ben 7-8 yıldır Rusya'ya hiç ihracat yapmıyorum. Rusya olsa derim ki hani Rusya çok esnek bir ülke. Ama Avrupa'ya ihracat yapmak ne demek biliyor musunuz? Geçtim pestisitin kalıntısını. Pestisitin sayısına bile önem veriyor. Yani siz 5 etkenden fazla kullandıysanız direkt zaten şeyi geçiyorum. Reddi geçiyorum. Bir de ceza yiyorsunuz. Ne cezası biliyor musunuz? Onu orada bertaraf etme cezası. Yani şimdi birazcık Agrova'yı ve ülke tarımını basite almışlar bence. Artık bizim tarımımız da, bizim işletmelerimiz de eskisi gibi merdiven altı üretim yapmıyor. Biz üreticiler hem bilimsel gidiyoruz artık hem geleneksel gidiyoruz. İşte bu yüzden önümüze geçmek istiyorlar. Bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi unutmuşum. Buyurun. İşçileri çıkarttıktan sonra bu 31-32 kişiyi bana baş kaldıranın sonu bu dediniz mi işçilere? Ben mi? Evet. Ya da siz ya da bir başka yönetim kurulu üyesi. Hiçbir ne ben veya bir müdür. Ne bir beyaz yakamız, ne bir yöneticimiz. Sonu ne oldu ki Murat Bey? Yani sonu ne şu anda? Ama böyle haberler yer alıyor. Bana baş kaldıran. Sonu ne demek? Yani evet. Şu an ne oldu ki? Sonu yok yani. İşte işten atılmak. Sonu işten atılmak. Şöyle, bana baş kaldıranın bakın, sonu bu demişsiniz. Kesinlikle böyle bir kelime edeyim. Ve cümle kullanmadım ama şurada bunu da yine söylüyorum ve söyledim de. Eğer herhangi bir sebeple benim işletmemde bir suç işlenirse ben bu işçinin suçuna göre tekrardan aynı şekilde işte 46 mıdır haklı fesih neyse çıkışını vermek zorundayım. Neden biliyor musunuz? Ben içerideki huzuru sağlamakla yükümlüyüm aynı zamanda. Çok ciddi bir insan sayısından bahsediyoruz. Siz gerekene, suç işleyene gerektiği gibi tedbir almayıp, tutanaklarınızı tutmayıp yönetmezseniz nasıl yapacaksınız? Yani şimdi bizim her bir işçimiz istediğini yolu keserek mi bize beyan ve tekrar en önemli iddia biz sendikalaşma faaliyeti içindeydik. Firma bunu istemediği için bizi işten çıkarttı iddiası. Tekrar onu kaçıranlar, gözden bakın, kaçıranlar için söyleyelim. Bakın benim sendikadan hiçbir haberim yoktu. İşletmemizin de hiçbir şu anda sendikalı işçi var mı? Bilmiyorum. İnanın Murat Bey şimdi geçen gün canlı yayında. Olması sizi rahatsız eder mi? Etmez. Çünkü benim işçimin sendika ihtiyacı yok ya bakın. Ben ayda bir muhakkak domates dağıtırım. Meyvem varsa meyvemi dağıtırım. Şimdi dikimlerim oldu. Hepsi bilir. Eski çalışanlarımız da çok iyi bilir. Bu yeni olan bir şey değil. Dikimlerimiz olur, kurbanlarımız kesilir. Herkese en az 2-3 kilo et olacak şekilde etler dağıtılır. 3 ayda bir rahmetli babam için, aile için kurbanlar kesilir, dağıtılır. Gerekli yardıma ihtiyacı oldu. Örnek veriyorum, 2 yıl önce bir çalışanımız mutfakta aradı beni. Arzu Hanım dedi, İzmir'e hastaneye gideceğim, ameliyat olacağım. Ulaşım yapamıyorum, bana destek olur musunuz? Tabii ki dedim. Özel aracımı gönderdim. Hastaneye ulaştırdım. Taburcu olurken aradı. Arzu Hanım bana bir kez daha yardımcı olur musunuz? Tabii ki dedim. Yine aracımı gönderdim. Şimdi insanız Murat Bey. İşçilere kötü davrandığınızı ileri sürüyor. Evet insanız yani. Bakın ben 7/24 işletmedeyim. Ben işçilerimle, emekçilerimle. Nerede yaşıyorsunuz? İşletmede yaşıyorum ben. Agrova Sericik'te yaşıyorum. Dışarıda eviniz. Hayır, Dikili'de, İzmir'de falan. Her gün İzmir'den gelip gittiğinizi duymuştum ben. 5 yıl önce öyleydi. Ha, evet. 5 yıl sonra baktım ki bu işin gecesi gündüzü yok. Her zaman orada olmak gerekiyor. Orada bir konut oluşturdunuz. Bir misafirhanemiz vardı. Şu an orada kalıyorum. Evet. Ya o yüzden ben bu kadar emekçime, çalışanıma değer verirken neden bu duruma sokayım ki? Yani siz olsanız ve şunu soracağım. Bakın tarım çok emek yoğun bir sektör.
çok tecrübeli insanlar var burada. Ben bunları kaybetmek istemem. Niye biliyor musunuz? Bitkiyi tek tek gören onlar. Benim beyaz yakam, benim mühendisim, benim teknikim girer, çalışanlara bakar. Ara sıra tabii ki bitkileri de görür. Ama birebir gören sadece benim işçim. Ben işini iyi yapan, hiçbir suç işlemeyen, zararı kimseye dokunmayan ve huzuru bozmayan bir insanı neden çıkarayım? Şu an işçi bulamıyoruz değil mi? Çalışacak bulamıyoruz. Bakın her yerde ilanlar var. Böyle bir dönemde bir de. Çalışan hiç Suriyeli, Afgan falan var mı aklıma gelmişken? Seracılıkta hiçbir şekilde göçmen çalışanımız yok ama koyunculukta maalesef Türk çoban bulamadığımız için bir tane Türk çobanımız var. Afgan çobanlarımız var ama onların da hepsi izinli. Evet, ama seracılıkta yok. Seracılıkta bir tane bile çalışanımız yani, yok. Yani bizim sendikaya ihtiyacımız yok. Olsa da sendikalaşmak isteseler de, sendikaya üye olsalar da bu bizi asla rahatsız etmez. Olabilirler diyorsunuz. Bakın canlı yayına katılan bir ama bu sendika illaki tarım senli olmak zorunda. Başka yok mu tarım sendikası? Şöyle gıda ile ilgili sendikalar olduğunu biliyorum. Ama hani direkt tarımla ilgili bir sendika var mı? Çok emin değilim. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Perşembe günü canlı yayında bunu arkadaşım söylediği için biliyorum. Takip de edemiyorum açıkçası. Dedi ki hanımefendi sendikalıymış. Sormuş eşin ne iş yapıyor diye. İsmail Bey demiş ki aynı sırada çalışıyor. Şimdi bir şey soracağım size. Ben sendikalı olduğu için çıkardım bunları. Sendikalı olan bir hanımefendinin eşi de sendikalı mıdır? Değil mi? Çıkarmaz mısınız onu? Olmayabilir. Sendikalı ikisi de olmak zorunda mı? Hayır, yani biri olup ama şöyle düşünün. Ben liste yok ya bende. Evet. Ben bilmiyorum. Göremiyorum çünkü hangi sendikalı değil. Ben sendikalı olduğu için çıkardım. Ama eşi de çalışıyor. Siz onu risk görür müsünüz? Evet. Ve çıkarırsınız değil mi? Ben yine söylüyorum. Ben sadece orada işletmemin giriş çıkışını kapatarak 2 saat boyunca insanların hak ve özgürlüğünü kısıtlayan, içeriden dışarıya giriş çıkışı engelleyen insanların çıkışını verdim. Bugün yapılsın, yine aynısını yaparım. Çünkü hak aramak bu şekilde değildir. Yani bundan sonra da sendikaya üye olmak isteyen işçi olursa olabilir. Bizi rahatsız etmez. Ama işletmenin de sendikaya ihtiyacı yok. Çünkü her türlü haklarını sağlıyoruz diyorsunuz. Fazlasıyla gerçekten elimizden ne geliyorsa daha çok kazanayım, daha çoğunu da yaparım. Benim amacım yine söyledim. Ben buradan karnımı doyurayım. İşte şöyle yapayım diyeyim. Biz burada rahmetli babamın bıraktığı bayrağı onun hedeflediği ve istediği şekilde götürmek. Daha çok kazanayım, daha çoğunu vereyim. Mesela bugün şunu konuşuyoruz. Kırtasiye yardımı yapalım. İşte birinci sınıfa, işte sekizinci sınıfa, altıncı sınıfa ve dokuzuncu, hani ilk birimlerin birinci, altıncı ve dokuzuncu sınıflara kırtasiye yardımı yapalım. Ama para kazanırsam yapabilirim bunu Murat Bey. Yani ben ne kadar güçlenirsem tabii ki emekçime de o kadar destek olurum. Onların iyi olması, onların huzurlu olması demek bu benim işime de yansır. Siz evde sürekli bir geçim kaygısı yaşarsanız işinize de konsantre olamazsınız. Ben üzerime ne düşüyorsa sürekli sohbet ediyoruz. Daha örneğin, iyi verim alırsınız. Kesinlikle. İki ay önce arazi dolaşırken yine tabii çekiniyorlardı. Şimdi siz işveren olarak evet her ne kadar beraber çalışsanız şimdi sizi patron gözünde gördüğü için her şeyi de söyleyemeyebiliyorlar. Geldi bir hanımefendi. Sizden bir şey rica edeceğim Arzu Hanım dedi. Gerçekten çok sağ olun. Yemeklerimiz çıkıyor ama dedi. Yiyemiyoruz dedi. Biraz dedi sürekli aynı menü çıkıyordu. Değiştirebilir miyiz dedi. Tabii dedim haklısınız ben düşünemedim. Hani stabil bir hafta menümüz vardı. Bunu dedi mesela sebze olsa dedi işte kışlık ya. Tabii ki dedim. Hemen değiştiririz. Yani hani sonra şunu anladım. Bizim işçilerle çok daha iletişim halinde olmamız lazım. O yüzden işçi temsilcileri atadık. Her bölgeden. Şimdi onlarla her ay toplantı yapacağız. Genel müdürümüz muhakkak katılacak. Ben de iş yoğunluğuma göre katılmaya çalışacağım. İlk toplantıya katıldık. İsteklerini dinleyeceğiz. Yapabileceklerimizi konuşacağız. Neyi ne için yapamıyoruz, ne zaman yapabileceğimizi konuşacağız. Bunu yazacağız, imzalayacağız ve asacağız. Yani şunu gördüm. İşçinin de bazen istekleri olabiliyor. Hani siz diyorsunuz ki her şeyi yapıyorum aslında. Düşünüyorsunuz şimdi sigortasını ödüyorum, evinden servisle getiriyorum. Ama bazen onların çok ufak istekleri olabiliyor. Onlar adına ya da işle ilgili bir şey. Belki şimdi dedim ya çok emek veriyorlar. Onların bazı çok güzel fikirleri oluyor biliyor musunuz Murat Bey? Yani onlar hep işin içinde olduğu için ve bunlara öğrenmek adına sadece ihtiyaçlar için değil. Neyi nasıl geliştirebiliriz onlarla birlikte bundan sonra da bu şekilde gideceğiz. Evet. Bu konuya bu konulara dair hemen hemen her şeyi sorduğum kanaatindeyim. Takdir vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin malum konuyla da ilgili takdir yargının tabii. Sizin bu konuların dışında işletmenizle ilgili hazır mikrofonun başındayken söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Bölge halkına söylemek istediğiniz başka bir dediğim şey gibi, bölge halkına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok fazlasıyla desteklediler bizi. Çok güzel. Zaten bu rahmetli babamın bırakmış olduğu bir algıydı. Çok fazla yardımcı olmuş herkese. Geçenlerde bir sondaj kuyusu açtırırken MTA'dan, önceden MTA'da çalışıp emekli olan arkadaşlar geldi. Dedi ki Arzu Hanım, babanız ne yaptı biliyor musunuz dedi. İnsanların para vererek, ihale yaparak aldığı işi bize kamyonlarını vererek yaptı ve sıfır bedelle yaptı dedi. Tek bir bedel bile almadı dedi. Gerçekten bölgeye çok katkıları oldu babamın. Biz de şimdi aile olarak onun bıraktığı katkılarla ve onun yaptıklarıyla beraber ismini yaşatmak için en iyi şekilde nasıl yaşatabiliriz, ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Dediğim gibi adına bir okul yaptırıyoruz. Mesleki lise olacak inşallah. Bir cami var zaten dikili değil mi? Var. Evet, hemen kabrinin yanında. Altında da kreşimiz var. Bergama'da bir şey yapmayı düşünüyorsunuz. Bergama'da bir kreşimiz var. Evet. İnşallah ilerleyen süreçlerde de Bergama'ya da elimizden geldiğine destek olmaya hazırız. Bölge, biz aslen Bayburt diyoruz ama artık Bergamalıyız diyoruz. O da B ile başlıyor soruyu. Evet, şimdi şöyle, biz çok köklü olan bir aileyiz ve bize şöyledir. Vefat ettiğinde memlekete defnedilir ki çocuklar, gençler en azından memleketini gidip görsün. Ama babanız Dikili. Evet, ama babam burada. Defnedir. Çünkü o burayı gerçekten memleketi olarak gördü ve şunu derdi. Yani insanın doğduğu yer değil, doyduğu yer derdi. Ama ben buraya doymaya gelmedim. Ben buraya ekmeğimi bölüşmeye geldim. Bir hassas bir nokta var Murat Bey. Babam burayı 2001'de kuruyor. Krizde. Bütün parasını bu emek yoğun işe yatırıyor. Allah rahmet etsin diyelim tekrar. Çok teşekkür ediyorum size de. Açık yüreklilikle bütün sorularımızı yanıtlamaya çalıştığınız için sağ olunuz. Değerli izleyiciler, dediğim gibi 23 Ağustos'ta başlayan işte bu işçi çıkartılması vesaire Bergama'da Agrobay seracılık. Bu arada dünyanın kaçıncı büyük? Dünyanın ikinci büyüğüz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğüz. Evet. Aynı zamanda süt çiftliğimiz var. Yani evet. Şu anda günde 70 ton süt üretiyoruz. İzmir'in en büyük süt işletmesiyiz. Ali ve AB onaylı bir işletmeyiz. Sütümüzü şu an direkt Avrupa'ya ihraç edebiliyoruz. Evet. Dediğimiz gibi işte çıkartmanın ardından yaşanan gelişmeler neticesinde işte kamuoyuna, bazı medya kuruluşlarına işte az önce okuduğum şekilde yansıyan haberlerin ardından bir de işvereni dinleyelim istedik. Ona bunları yöneltelim istedik değerli izleyiciler. Sayın Arzu Şentürk Salık ise tüm soruları cevapladı. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum Murat Bey. Aklında soru işareti olan, herhangi bir şikayeti olan gönül rahatlığıyla suç duyurusunu yapabilir, başvurabilir. Bizim cevaplayamayacağımız, karşılamayabilir tek bir şey yok. Olsa bile yine söylüyorum. Bu yargının görevi. Evet. Gideriz. Neyse cezamız varsa sonuna kadar katlanırız. Ve biliyorsunuz her şeyi faiziyle hesaplayıp ödüyorsunuz. Ben sonuna kadar bunun arkasındayım. Peki. Bunu tekrardan ifade etmek çok istedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. bakırçaytürk.com